Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Başlıyor. Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 13.04. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Atilla abiyle hem sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Tabii ki gündemle ilgili konuları da değerlendirmeye çalışacağız. Hala Atilla abinin numarasını ezberleyemedim. Şimdi kopya çekiyorum. Geçen hafta da olmadığım için pratik eksikliği oldu. 0549-371-0705 numaralı telefonda WhatsApp'a mesajınıza gönderebilirsiniz. Bu arada çekmiyordu en son. Şu anda bir önceki programda evet, böyle bir sıkıntı yaşamıştık ama bugün şu anda çekiyor. Yok. Evet. Bugün telefon da çekiyor, internette. Evet. Çok net bir şekilde çekiyor. Atilla abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, nasılsınız, nasıl gidiyor? 10 numara 5 yıldız, her şey güzel. Sağlığımız iyi, keyfimiz iyi, moralimiz iyi. Ne güzel. Dilerim herkes mutludur, herkes sevinçlidir, neşelidir. Numaramı tekrar ayayım mı? Tabii. 0549-371-0705. Bekliyorum telefonunuzu da. Tabii ki şu anda canlı yayın 1 saat sürecek. Canlı yayın esnasında sesli olarak değil de yayın sonrası mesaj olabilir. Veya daha doğrusu yayın esnasında mesaj olabilir. Yayın sonrası sesli olarak da olabilir. Bazen gece 3'te 5'te arayanlar oluyor. Mutlu oluyorum. Olmuyorum diye değil. Hiç olmazsa düşünüyorlar diyorum. Daha önce ev adresini de veriyordum. Tekrar verebilirim. Ortaköy'de oturuyorum. Beşiktaş Ortaköy. Çevirmeci Sokak 70-27 Barbaros Apartmanı. Ama gelecek insanların şöyle zinde olması lazım. Benim gibi hafif kilolu değil. Niye diyeceksiniz? 7. kat ve asansör yok. Öyle mi? Tabii. Oo. Sen önceki evime geldiydin. -2'deydi. İnmesi çıkması çok kolay oluyordu. Aynen. Burası 7. kat. Yani gelecek adamın fiziğinin, kondisyonunun, moralinin çoğu arkadaşım veya işte eş dost geldiğine pişman oluyor. Asansör yok mu? Bozuk bu. Yok. Hiç boşluğu yok, falan yok. Yok. Hiçbir falan. Şey yok. Ona göre yapıyorum. Yok. Hatta Erman Toroğlu, Erman abi sağ olsun 3-5 kere evime geldi. O diyordu buraya bir asansör yaptıralım diye. Aynen ya. Ama 50 yıllık bina o zamanlar yaptırılmamış, yapılmamış. Ama bizim apartmanın şöyle bir komşuları tanıdım, gördüm, bildim. Bizim apartmanda asansör yapma imkanı, ihtimali yok. Yok. O enerjiyi aldınız yani. Aldım, o enerjiyi aldım. Çoğu insan birbiriyle selamlaşmıyor maalesef. Ama tabii asansör yaptırılsa harika olur. Çünkü yani ben genç sayılırım. Yani, öyle Atilla abi. Estağfurullah yani. Ama tabii 7. kata çıkmak biraz zor oluyor. Ne olursa olsun beklerim. Gelecek insanların da önce kendini bir zinde tutmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü gelen insanların eş, dost veya ne bileyim işte sipariş bu falan olduğu zaman kargo falan bir 3. 4. katta bir 5 dakika çay molası verdiklerini. Aynen, o sıkıntı gerçekten siparişler vesaire içinde, insanlar tabii, içinde. Tabii. Problem. Evet. Atilla abi, gelen mesajları istiyorsanız. Evet, yavaştan başlayalım. Atilla Bey merhaba, ben Nihat, Galatasaray taraftarıyım. Soru biraz uzun, hoşgörüsüne sığınarak söylüyorum sevgili Nihat dostumuzun. Sağ olsun sürekli de mesaj atıyor. Penaltıyla ilgili Galatasaray'ın kullandığı penaltının tekrarlanması gerekmez miydi diye soruyor. Daha doğrusu Mete Kalkaban'la Fırat Aydınus'un bu maça verilmesi normal mi diyor. Bir de şunu diyor. Mert Bey, Merkez Hakem Kurulu'na aday Ali Bey'le, Ali Erim'le yaptığın sohbette herhalde söyledin sen. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na aday söylemişti, ne diyorsun diyor. Dur, onun birazdan bizim cevabını ben senden alacağım. Sevgili Tuncay'ın başka bir sorusu var. O da uzun. Yine Tuncay'ın da hoşgörüsüne dayanarak kısaca son bölümünü okuyacağım. Atilla abi, yıldız adayı bir futbolcu büyük takımlarda neden çok az forma şansı buluyor veya bulamıyor? Saygılar abi diyor. Hatta Burak Kapacak'tan örnek vermiş. Sevgili Burak Kapacak. Burak Kapacak Bursaspor'un santraforuydu değil mi? Genç santrafor. Kanat oyuncusu. Öyle mi? Evet. Ha, Bursa ama değil mi? Bursa Spor çıkışı Bursa. Fenerbahçe'de işte. Tamam. Transfer oldu ama daha süresi yok. Fransız takımıyla anlaşmıştı diyor Burak Kapacak için. Havaalanında son dakikada Fenerbahçe ile anlaşarak geri döndü. Geldiğimiz durum ilk 5 maç yedek kulübesi. Ondan sonra yedek kulübesinde bile yok diyor Burak Kapacak için. Yani haliyle soruyor. Yıldız adayı bir futbolcu büyük takımlarda neden çok az forma şansı buluyor diyor. Sevgili Hollanda'dan Hulusi. Evet, ismine de baktım. İltifat buyurmuş. O iltifatlara geçiyorum. Konyaspor taraftarıyım diyor. Konyaspor
Spor taraftarı olarak bu sezon Konya Spor ve özellikle İlhan Palut hocamızın durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Saygılar, hürmetler. Ben hemen Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı düşünüyormuşsun. Projelerini alayım ve de beni alırsan, daha doğrusu başkan olursan beni de listene alır mısın? Valla alırım tabii ki. Sondan başlayayım. Atilla evet. abi sizsiz olmaz. MHK Başkanlığı. Sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Evet. Beni aday olarak düşünenler var. Benim böyle bir adaylık başvurum yok. Ama hakemlerle ilgili yorumlarımla birlikte Ali abi böyle bir yakıştırma yapmıştı programlarda. Çünkü ben hakemleri daha anlayışla karşılamayı seven, o yolu seçen, onların da hata yapabileceğini bilen birisiyim. Böyle kulüp başkanları gibi işte bizi doğuruyorlar, bizi şampiyon yapmayacaklar diyen biri değilim. Evet. O yüzden MHK Başkanlığı yakıştırıldı. Bakalım, daha yaşım genç. İnşallah önümüzdeki dönemlerde MHK Başkanlığı, ki MHK Başkan olmak için de eski hakem olmak zorunda değil. Değil. Öyle bir şey de yok. Yani kural da yok şu anda. O yüzden neden olmasın önümüzdeki dönemde? En büyük icraatın ne olabilir mesela? Bazı hakemlerle yolları ayırır mısın? Valla Atilla abi, bakmak lazım. Yani onları da dinlemek lazım. Bugün kim yazmış hatırlamıyorum. Atilla abi, Atilla Gökçe olabilir. Çok emin değilim. Ben Atilla abi hiç aksatmadan okuduğum şöyle için. Şöyle bir şey evet. sölenmişti benim okuduğum yazıda. Yani herkese konuşuluyor bir hakem konusunda. İşte Kulüpler Birliği, MHK, profesyoneller bir sürü, ama hakemlerle konuşulmuyor mesela. Hakemlerin derdi ne? Sonuçta sahaya çıkanlar onlar. Onların derdi ne? Onlar ne istiyor? Onlar bu yapıdan memnun mu? Değil mi? Böyle devam etmesi isteyen var mı? Yok mu? Onların da dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk olarak dinlerdim herhalde herkesi. Vallahi hoşgörüne sığınarak söylüyorum. Hakemlerin en azından çok önemli bölümünü gerçekten tanıyorum. Muhabbetim var. Samimiyetim var. Evine girip çıktıklarım var. Şu kadarını söyleyeyim. Onlar da çok dertli. Bazı hakemlerin koruyup kullanmasından yana onlar da çok şikayetçi. Bazı kulüp başkanları resmen hakimleri koruyor kardeşim. Yani sarıp sarmalıyor pamuklar arasında. Niye sarıp sarmalıyor? Belli kulüp başkanlarını kastediyorum. Niye? İşte uzağa gitmeyelim. Örnek vereyim ama bunu çok genele de yayabiliriz. Nedir? Suat Arslanboğa'yla yollar ayrıldı değil mi? Sözleşmesi daha doğrusu iptal edildi. Abi biz seninle burada konuştuk. Dedim ki sevgili Mertelam, bak sözleşme geçen hafta feshedildi. Karar alındı. Sezon sonu itibariyle veya anında feshedildi. Dedim ki benim biraz önce aldığım istihbara şu dedim. 2 hafta sonra bu Suat Arslanboğa'ya maç verilecek dedim. Çünkü belli güçler devreye giriyor. Niye belli güçler devreye giriyor? Bak diyor kardeş, ben istediğimi sözleşmesini iptal ettiririm. İstediğim zamanda ben o hakemi tekrar döndürürüm. Merkez Hakem Kurulu üstündeyim ben diyor belli kişiler. Ve uyguluyor. Ve sen yani mümkün mü Atilla abi dedin. Yani veya ona benzer laflar söyledin. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra aldı. Nasıl bir uygulama, nasıl bir mecra bu hakem camiası? O kulüp başkanlar veya belli güçler dediğim gibi gövde gösterisi yapıyor, güç gösterisi yapıyor, mesaj veriyor. Diyor ki arkadaş bak dediğim gibi bundan sonra herkes ayağını denk alsın veya herkes benim lehime karar versin kardeşim diyor. Benim lehime düdük çalsın diyor. Bu işler bu kadar basit mi? Basit. Hakemler de bundan yana şikayetçi. Bazı hakemler de veya hakemlerin genelde şunu diyor. Arkadaş biz aslan gibi ayakta kalmaya çalışır. Bazı hakemler belli kulüp başkanının bürosundan çıkmıyor. Evet çıkmıyor kardeş. Böyle bir dünya mı var? Hakemler? Evet. Şu an aktif, faal hakemler. Faal hakemler, evet. Faal kulüp başkanlığının ofisindeydi. Yani çıkmıyor. Bunlar haberler, isimler de yer almıştı benim atanımın kadarıyla. Gayet tabii. O zaman o hakemlere peş peşe maç veriliyor. O hakemler hata yapsa da tekrar maçı yönetiyor. Nasıl bir dünya bu? Öbür hakem aslan gibi de dursa maç alamıyor. Bunu tüm camiye biliyor. Atilla Türker'in bildiğini tüm camiye. Ben nereden duyuyorum bunları? Hakemlerle, gözlemcilerle konuşarak, benim Merkez Hakem Kurulu'nun eski ya da yeni üyeleriyle konuşarak. Yoksa adamdan hesap sorarlar. Bak net söylüyorum kardeş, net söylüyorum. Şu anda Süper Lig'de 25 hakem var düdük çalan. Diğer tarafta 1. Lig'de 23 hakem var. İşte Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor. Süper Lig gözlemci sayısı yanılabilirim 25-30 arası falan. Yani biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Herkes birbirine iyi kötü konuşuyor. Yani ben 50 kişiyle konuşuyorsam en azından hepsi haber kaynağı mezara gider. Ha izin aldıktan sonra tabii ki yazarım ederim. Ama şu çok net bir biçimde Türk futbolunda ahbap çavuş ilişkileri nirvana yaptı kardeşim. Türk hakemliğinde nirvana ötesi yaptı. O bakımdan hakem camiası duvara tosladı. Hakemlik duvara tosladı. Tabii söylemeye gerek yok. Her yayında dile getiriyoruz. Kulüplerimiz battı.
Milli takımımızın durumu ortada. Kulüplerimizin başarısı veya başarısızlığı ortada. Yani Cüneyt Çakır'ın başarısına sığındık gittik 20-25 yıl boyunca. Bölgeselcilik, dernekçilik, lobicilik şuydu buydu. Bak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için yani ortak bir isim bulunamıyor taktiği. Herkesin iyi kötü vukuatı var, istenmeyen durumlar var, şu var, bu var. Bakalım Merkez Hakem Kurulu Başkanı da kim olacak? O da ayrı bir mevzu. Atilla abi, en büyük problemimiz hakemler değil ama yine de. Hakemler problem değil. Olduğunu kabul ediyorum ama yani bu kadar kulüp, yani kulüplerin durumu şu anda bence en büyük problem. Araya gireceğim, özür dilerim. %100 haklısın kardeşim. Yani. Ana başlık kulüp başkanlarının kerameti kendinden menkul kulüp yöneticilerinin, başkanlar başta olmak üzere Türk futbolundan bu insanlar müsebbip sorumlu. Bu Türk futbolun batmaz. Batmasın işte kardeşim. Soldan sağa say 10 kişi, sağdan sol. Sayayım mı? Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören, Aziz Yıldırım falan. Say gitti kardeşim işte. Kulüpleri batırıyorlar. Borç batağı içine sürüklediler. Hala o koltuk çok tatlı kardeş. Kardeş lafını çok kullanıyorum ben de farkındayım. O koltuk çok tatlı. Para var, şöhret var, karizma var, medya var, şu var, bu var. Hiçbiri cepten kim verir? Eskiden de o. Benim gençliğimde Tahsin Kaya. Tahsin Kaya'nın kim olduğunu duymuşsundur herhalde değil mi? Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından tahmini söylüyorum. 80'li yılların ikinci yarısında Fenerbahçe Kulübü başkanlığı yaptı. Çok önemli müteahhit. Tahsin Kaya bir örnek ama. Yoksa hemen hemen her kulübün başına veya yönetimine müteahhit derken yani şey anlamda, iyi anlamda, zengin anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. O tür insanlar getiriliyordu. Ne oluyordu? O zamanlar futbol ekonomisi o kadar büyük değildi. Bu insanlar da cebinden çıkartıyorlardı. İşte şu anki parayla uyduruyorum. Tabii 20 milyon, 50 milyon falan veriyorlardı. Koskoca kulüpleri yönetiyorlardı. Belli kulüpleri yönetiyorlardı daha doğrusu. Hatta hiç unutmam, Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu Tahsin Kaya. Gazeteden okudum. Yanılmıyorsam eğer, benim için çok değerli bir yol gösterici olan değerli gazeteci Ali Sami Alkış'ın röportajı diye hatırlıyorum. Soruyorlar daha başkanlık koltuğuna oturmadan önce Tahsin Kaya'ya. Takımın rengi ne? Nerede Fenerbahçe'nin yeri? Şu ne? Bu ne? Eski başkan kim? Hiçbirisini bilmiyor. Çünkü paraşütle geliyor. Parası olduğu için geldi. O zamanlar paralı insanlar kulüp başkanı oluyordu. Olabiliyordu. Rahattı. Şimdi ise daha değişik yollardan. Şimdi kulüplerde çuval dolusu para geldi kardeşim. Yayıncı kuruluşlardan. Şu en basit, en büyük kulüplerimiz, daha doğrusu büyük kulüplerimizin her birinin kasasına asgari 400-500 milyon lira giriyor. Girdi ne oldu? Fikret Orman kulüp başkanı olduğunda Beşiktaş kulübünün borcu 431 milyon liraydı, tekrarlıyorum. 431 milyon Türk lirasıydı. Ayrıldığında Ahmet Nurçebi geldiğindeki ilk mali genel kurulda veya genel kurulda açıklanan rakam 2 milyar 925 milyon lira mı ne? Ne oldu? Bak Fikret Orman ne güzel. Fikret Orman paralar nerede? Adamın umurunda değil. Tüm Türkiye ona hesap soruyor. O kimseyle irtibat bile kurmuyor. Ama mali genel kurulu oluyor veya başka bir şey oluyor. Divan kurulu toplantısı oluyor. Fikret Orman, Şafak, öbürü ne öbürünün adı? Umut Güner. Fıstık gibi. Gelmiyorlar bile abi. Nasıl olsa amaçlarına ulaştılar. Ne geleceğiz diyorlar. Beşiktaş taraftarı isyan ediyor. Genel kurulu üyeleri isyan ediyor. O zaman genel kurulu üyeleri siz öz eleştiri yapacaksınız. O tür insanları göreve getirirken inceleyip sık dokuyacaktınız. Tabii bu benim dediğim o kadar da kolay değil. Ama bak herkes geliyor konuşmasını yapıyor. Ahmet Nurçebi hesap veriyor ya da vermiyor. Öbürleri şu bu fikirci nasıl yapıyor. Bu efendiler nerede? Kardeş koskoca Beşiktaş kulübünü yönetiyordunuz. Kimini maliye bakanı olarak haberler yapılıyordu. At üstüne bindiriliyordu. Bazı Beşiktaşlı kulüp yöneticiler şimdi ara ki bulasın. Hepsi tatil, hepsi teknenin içinden fotoğraf yolluyorlar sanal ortamdan. Biraz da mesaj vermeye çalışıyorlar falan. Ha bıraksalar tekrar gelecekler ama şu anda Beşiktaş'ın mali genel kuruluna veya divan kuruluna veya herhangi bir etkinliğe, toplantıya gelebilecek güçleri yok. Yüzleri var mıdır? Yüzleri olabilir. Ama güçleri yok. Çünkü geldiğinde birileri laf olarak hesap soracak kardeşim. Fikret Orman paralar nerede? O bakımdan o salonlar içeri giremeyecek durumdalar. Bu iş böyle. Dilerim de giremezler. 13.17 saatlerimiz. Hemen bir reklam arasına gidelim. Sonra devam edeceğiz. Atilla Tuğker'le Markaj devam ediyor. Devam ediyoruz. 13.20 saatlerimiz. Dinleyicilerimizden sorular gelmişti. Aklımdakilerden biri de hızlıca cevaplayayım Atilla abi. Konyaspor'la ilgili bir soru gelmişti. Evet. Bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi şüphesiz Konyaspor. Ben de izlemekten keyif alıyorum. Özellikle büyüklerle oynadıkları karşılaşmalarda işte Trabzonspor maçı, Galatasaray karşılaşması sınıfı geçtiler. Ligin üst sıralarında yer alıyorlar. Uzun süre yenilmemişlerdi Galatasaray maçına kadar ki o maçta da yenilmeyi hak ettikleri bir oyun yoktu. İlhan Polut çok iyi iş çıkardı.
çıkarıyor da. Bu hafta da Fenerbahçe'yi ağırlayacaklar. Bakalım o iyi futbolu büyüklere karşı, Fenerbahçe karşısında devam ettirebilecekler mi? Ben gerçekten hani Hatayspor'dan, Karagümrük'ten, Konyaspor'dan, yani büyüklerden almadığım futbol zevkini bu tarz takımların karşılaşmalarından alıyorum Atilla abi. O yüzden böyle devam etsinler. Ki Galatasaray maçında da özellikle ikinci yarı müthiş baskılı oynadı. Kazanabilirdi de o maçı. Konyaspor'da şöyle bir durum var. Bana o konu, şu konuda da çok bilgi geliyor da henüz daha ısınmadı haber. Konyaspor'un da tabii her kulüp gibi borcu var. Fakat Konyaspor daha önce çok güzel Avrupa'yı tesislere sahipti. O tesislerin yıkılıp belli kişilere satılması, tabii ihale usulü mü değil mi nedir bilmiyorum da, yani borcu kapatabilmek için mevcut tesisleri yıkıldı. Önemli bölümü yıkıldı. Bu çok büyük tepki görüyor. Medyada da ufak tefek haberlerde yer alıyor. Ben görmemiştim. Tabii bunu bir iyice de araştırmak gerekir ama güvendiğim insanlardan gelen telefonlar veya belli bilgiler doğrultusunda ben bunu söylüyorum. Yani Avrupa tesisler varken, bununla devam etmek varken bu tesislerin yıkılması, yani yarınlar için, istikbal için genç futbolcuların yetişmesinde engel olacak anlamında çok büyük eleştiriler var. Tabii bunu Konyaspor'un kulüp başkanıyla ben görüşmek isterdim. Tabii kendisi kabul ederse, o da ayrı mevzu. Henüz kısmet olmadı ama o taraftan da olaya bakmak. Yani diyelim ki 300 milyon lira borcu var Konyaspor'un. Bu tesisler yıkılıp arazi olarak belli kişilere verildi. Verilmesine de devam edilecek. Hatta daha da ileri gideyim. Siyasi figürlerin birinin kardeşi anlamında söylüyorum. Çok ucuza verildi şeklinde çok büyük tepkiler var. Ona verildi ya, ucuza. Evet, evet. Daha doğrusu 3-4 kişilik konsorsiyum deniyor herhalde bunlara. Bu insanlara verilmesinde Konya'da çok büyük bir tepki olduğunu, yani Konyalı dostlardan veyahut da belli kişilerden defalardır telefon alıyorum. Ki bu doğaçlama söylüyorum. Yani sevgili arkadaşımız yani mesaj attı Konya'nın durumu diye. Dilerim Konya şampiyon olur. Vallahi da ileri gideyim ben. Vallahi niye diyeceksin? Olsun kardeşim. Yani büyük kulüpler, 3 büyük kulüp, 4 büyük kulüp yıllarca inanılmaz derecede kötü yönetildi. Arkalarında inanılmaz derecede federasyon desteği var, ne bileyim medya desteği var, şu desteği var, bu desteği var. Gönüllüler ki Bursaspor'un yaptığını Konyaspor yapsın. Ha şampiyon olur mu? Ben Konyaspor misal diye söylüyorum. Konyaspor olmasın da başka herhangi bir takım da olabilir anlamında söylüyorum. Yeter ki iyi yönetilen, yeter ki özveriyle çalışan insanlar günün birinde hak ettikleri yere gelsinler kardeşim. Siz yani büyük kulüplerin her birinin 10 milyon, 20 milyon taraftarı var lafa gelince. Gazetelerin 4 sayfasının 3,5 sayfası Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Konyaspor Fenerbahçe'yi yense veyahut da Antalyaspor Galatasaray'ı yense 5-0 tamamen o maçın, o sayfanın tamamı Galatasaray niye yenildi olarak. İyi de kardeşim, bir de Antalyaspor nasıl yendi? Antalyaspor'un başarısı ne? Dediğim gibi takımların adına saplanmayalım, takılı kalmayalım anlamında söylüyorum. Burada örnek Konya olur, Antalya olur, işte birincilikteki Bursa olur, şu olur, bu olur. Yani o insanlar mütevazi şartlar altında, kısıtlı ortamlarda tarih yazıyorlar. Yazmaya da devam etsinler, yazarlarsa anlamında söylüyorum. Onlara da gerçek değeri vermek gerekir. Büyük takımlar daha belli bir yıl öncesine kadar sahaya çıkarlarken adeta 2-0, 3-0 önde başlıyorlardı yani. Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Özellikle hakem hataları belli bir zaman öncesine kadar, diyelim ki 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar büyük takımları yine inanılmazdı. Yani nihayetinde herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. 5 yaşından beri tribünde maç izliyorum. Eskiden var ya, bak ben sana şöyle tabloyu söyleyeyim. Diyelim ki Fenerbahçe Konya veya Galatasaray Göztepe veya Beşiktaş şu. Hepsini sayıyorum ki kimse yanlış anlamasın. Tribünde var 40 bin seyirci. Dakikalar 17-32, gol gelmiyor, tribünler homurduyor, bilmem ne oluyor. Ev sahibi yani diyelim Galatasaray, Beşiktaş, her neyse hangisi ise bastırıyor falan. Anormal bir gerginlik, anormal bir gerginlik. Bir gol atıyor Galatasaray, ilk sevinen hakem oluyor kardeş. Yani bunu biraz da mesaja vermek anlamında söylüyorum. Niye? Çünkü büyük takımların baskısı var, lobisi var, eleştirisi var, şuyu var, buyu var. Hakemler de o doğrultuda, kimse kusura bakmasın. Hakemler sadece günümüzde değil, genel anlamda söylüyorum. Eskiden de taraftar baskısı, federasyon baskısı, medya baskısı, yönetici baskısı, büyük kulüp baskısı falan derken hakemlerimiz geçmiş yıllarda da kimse kusura bakmasın, eyyam yapan hakemlerin sayısı bayağı
vardı, çoğunluktaydı. Şimdi televizyon çıkınca iyi kötü tüfek icadı yok. Tam oturur mu tüfek icadı oldu mu? Belki oturur, belki oturmaz. Şimdi görmeye başladık. Şimdi bu olayları, bu hataları 10 yıl, 15 yıl önce canlı yayınlar daha kısıtlıydı. Haydi diyelim, daha da geriye gidelim. 20-25 yıl önce kısıtlıydı. Haftada bir gün belki maç verilirdi. Son dakikada anlaşılırdı verilmesi falan. Ama o zamanlar falan var ya, televizyon da vermiyor. Sadece belli gazeteler, belli gazeteciler, belli yorumcular olayı dile getiriyordu veya kaleme alıyordu. O zamanlar da Eyyam Nirvana yapıyordu diyorum. Evet Atilla abi, diğer soruları da geçebiliriz. Eksik bıraktığımız soru var mı ilk bölümde okuduklarınızdan? Konya Merkez Spor Hakem Kurulu konuştuk. Evet, o da birkaç gün içinde belli olacak dedi Nihat Özdemir. Bugün açıklamalarda bulundu sabah saatlerinde. Şimdi bugün çarşamba. Cuma günü maç var. Haydi cumaya kurtarırız diyeyim. Türk futbolu adına söylüyorum. Cuma bildiğim kadarıyla maç var. Tabii. En Trabzon Rize maçı var. Trabzon Rize tabii. Şimdi Trabzon Rize maçına doğaçlama söylüyorum ha. Bizim Barış Şimşek, Şimşek'ti değil mi, yanlış söyleyebilirim. Eski FIFA kukartlı hakem. Şimdi VAR koordinatörü ve de hakem işleri koordinatörü, ki bilgili, kültürlü bir dostumuz, arkadaşımız, hakemimiz anlamında söylüyorum. De ki bugün onu verdi. Çünkü hakemlerin ne o korona testi şu bu falan olması gerekiyor. Aşı olması, şu olması, bu olması gerekiyor. Tebligatı yapacaksın. De ki yarın yaptın. Cuma'yı kurtardın. Cumartesi için belli bir komitenin veya belli bir kişilerin atamaları yapması gerekir. Peki, bugünkü Türkiye Kupası, dünkü Türkiye Kupası maçları. Güzel, bravo. Onlar nasıl oldu peki? Nasıl oldu? Nasıl oldu söyleyeyim. Serdar Tatlı gider ayak onları da atadı gitti. Öyle mi? Tabii, hani ben lig maçlarından ya, sonra bir de kupayı da tabii, atamış. Yani. Tabii. Yani iyi niyetle, tabii çok iyi niyetli. Yoksa bana ne kardeşim derdi de o tam skandal olurdu yani. Dediğim gibi, biraz önce senin sorduğun gibi, Serdar Tatlı hafta sonundaki lig maçlarını atarken daha sonra, yani bu hafta içi, bugün oynanıyor değil mi? Bugün yarın da var mı? Onları da Serdar Tatlı atadı gitti. Daha da iyi yaptı. Yani o atamasaydı ne olacaktı abi? Türkiye Kupası maçları hakemsiz mi oynanacaktı? Yani çok maç var bir de yani. Tabii. Velhasıl Merkez Hakem Kurulu'nun en geç, bence çok geç de olsa, yarın öğleden sonra atanması gerekiyor ki olay netleşsin. Diyorum ki yarınki cuma günkü Trabzon maçı mı, tek maç mı, neyse işte cuma günkü maçlar diyeyim. Bugünden misal Barış Şimşek veyahut da yarın belli olsa bile mutlaka en geç 36 saat içerisinde yeni bir Merkez Hakem Kurulu atanması. Ekrana baktın yoksa atandı mı Merkez Hakem Kurulu? Atilla abi, başlığa bakacaktım, fikstüre bakacaktım da, sadece tabii biz Süper Lig'i konuşuyoruz ama alt liglerde de birçok karşılaşma olacak. Yani cuma birincilikte maç var mı? Yok galiba. Alt liglerde de yok ama cumartesi de birlikte, orada da fikstür yoğunlaşıyor. Sadece profesyonel liglerde 100 küsur maç oynanıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi onu tabii üstüne basarak söylüyorum. Eli kulağında, her an olabilir, olması gerekiyor. Ha, niye olmuyor şu ana kadar? Bak buyur, aklıma geldi. Sence niye olmuyor? İyi kötü herkesin aklında bir isim yok mudur? Diyelim Nihat Özdemir nedir? İşte Ufuk Özerten veya Mustafa Çulcu. Kemal Fenerbahçeli, eski Temsilciler Kurulu Başkanı Kemal Bey'in de adı dile, Kemal Dinçer. Daha önce Temsilciler Kurulu Başkanı yaptıydı. Onun adı da ortaya atılıyor. Yani düzgün bir insandır. Hatta Fenerbahçe Galatasaray medyası birbirine giriyor. Biri diyor ki işte Ufuk Özerten hakikaten yıllar önce 2005 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğunda açıklama yapmıştı. O zamanki Türkiye daha farklıydı biliyor musun? Ufuk Özerten gerçekten açıklama yaptı. Ben de bildiğim kadarıyla zaten Ufuk Özerten Galatasaraylıdır. Kendisi demeç verdi. Ben Galatasaraylıyım kardeşim. Herkes bunu bilsin diye. Yani MHK Başkan olduğunda mı yaptı evet, bunu? Evet. Şimdi söylesinler bakalım. Herhangi birisi. Mesela yıllar önce Ahmet Güvener, şu anda Amerika'da yaşıyor, Futbol Federasyonu Genel Sekreteriydi, Merkez Hakem Kurulu'da başkanlığı yaptı. O da Galatasaraylıyım dedi. Hayatının hatasını yaptı. Fenerbahçe onu yerden yere vurdu. Yani bazen doğru olmak veya samimi olmak, şeffaf olmak günümüz Türkiye'sinde doğru mudur? Veyahut da yani olaya çok gönlü de bakmak gerekir. O tür kişilerin o göreve gelmesi gerekir mi? Gerekir kardeşim. Yani şimdi herkesin iyi kötü tuttuğu bir takım var. Nihat Özdemir hangi takımda? Yani o kadar. TFF Başkanı, MHK Başkanı takımı olmayacak. O kadar. Mesela rahmetli Hilmi Ok, Türk hakemliğinin efsanesi, 7 kere geldi Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na, 8 kere gitti. Hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'daki Galatasaray kesin de futbol oynadı ama 10 yıl önceye kadar
tolerans, opsiyon, hoşgörü, iyi niyet çok daha farklıydı. Şimdi Ufuk Özerten 2005 yılında Galatasaray'a ne demeç verdi ki, ben de dün internete girdiğimde hatırladım anlamında söylüyorum. Hı hı. Şimdi haliyle yayılım ateş. Fenerbahçe camiasının belli bir bölümü diyor ki, sanal ortamı kastediyorum tabii. Kardeşim gelemez. Niye? Ufuk Özerten 2005 yılında demeç verdi. Galatasaraylı olduğunu çok net bir biçimde ortaya koydu. İyi. İyi de Kemal Dinçer de Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden birisi. Ha, ben ikisine de karşı olduğumdan değil. Mutlaka elbette bu insanlar bir yerde forma giymiş olacaktır. Kongre üyesi olacaktır. Yeter ki adil kararlar versinler kardeşim. Ama ne olursa olsun ben mesela şeye karşıyım. Yine de o konuda daha dikkatli olunması gerekir. Çünkü oradaki amaç değişik. Nedir? Ha, neresini kastediyorum? Disiplin kurulu, tahkim kurulu kardeşim. Çünkü orada tamamen kapalı kapılar ardında cezalar veriliyor. Bu benim görüşüm. İyi de biliyorum kardeşim. 5 maç alması gereken futbolcu 1 maçta kurtuluyor. Bak bunu her yayında söylüyorum. Hepsi, tüm futbolcular için değil bu. Belli futbolcular, belli yöneticiler için. Çünkü kapalı kapılar ardında. Ben şimdi sorarım sana, herhangi bir maçta Fenerbahçe Konya maçında Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı herhangi bir futbolcuya, yöneticiye az ceza verildiğinde yer yerinden oynuyor mu? Belli ölçüde. Aa, niye falan diyorsun. Ama atamalar yapıldığı zaman hakem camiası daha ortada. Görüyorsun. O bakımdan yani yarınlarda Ufuk Özerten mi gelir? Mustafa Çulcu mu gelir? Kemal Dinçer mi gelir? Bilemem. Mustafa Çulcu bir kulübe yakın mı mesela? Benim gördüğüm, okuduğum kadarıyla kulüplerin genel olarak istediği isimmiş. Mustafa Çulcu denmiş. Kulüpler Birliği'nin adaylarından biri denmiş ama. Tabii şöyle bir olay var. Bak, laf lafı açıyor. Güzel bir konuyla devam edeceğimizi düşünüyorum. Şimdi Mustafa Çulcu FIFA kokartlı çok önde gelen bir hakem. Yani öyle herhangi bir ben vukuatını duymadım. Çok da iyi tanırım kendisini. Son derece de düzgün bir insandır. Özü sözü bir insandır. Bunu net söylüyorum. Ha, camianın yarısına ben değil hakemleri teslim etmek. Yani neyse, başka bir şey söylemek istemiyorum ama Mustafa Çulcu özü sözü bir çok güzel bir insandır. Şimdi gelmesi hakem kökenli olduğu için son derece doğrudur, iyidir. Ekibi de iyi olur ki daha önce de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yaptı. Daha önce FIFA kokartlı hakem, uluslararası düzeyde maç yönetti. Faal Futbol Hakemleri Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Kocaeli Şube Başkanlığı yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı falan. Herhangi bir minnacık da ben bir olumsuz tarafını görmedim. Hep de olumlu tarafını gördüm. Bir tarafa koyalım. Ufuk Özerten o zamanlar niye gelmişti? Hakem camiasının içinden yıpranmamış isim bulunmadığı için gelmişti. Sonra yıllar geçti. 2005 yılında Ufuk Özerten gelmişti. Sonra yıllar geçti. 2012 yılında ne oldu? Futbol Federasyonu yeniden seçimi oldu. Kim? Yıldırım Demirören ve ekibi. Bu ekip ne yaptı biliyor musun? Bu ekibin beyin takımı da Yıldırım Bey'den sonra iki kişi vardı. Ufuk Özerten'le Mehmet Baykan. Şu anda spor genel müdürü olan Mehmet Baykan. Dikkatini çekerim. Bu iki insan dedi ki, tabii Ufuk Özerten kendi döneminde başarılı olduğunu düşündüğü için şöyle bir karar aldılar. Arkadaş, bu hakem camiası inanılmaz derecede birbirini ezdi, böldü, parçaladı, yıktı, kırdı falan. Haliyle biz bu hakem camiasının içinden birini getirirsek yine patinaj yapılacak. O onun adamı, bu onun adamı, o işte dernek seçimi falan derken yine bölünme olacak. Yine sağlıklı atamalar olmayacak. Yine 3 ay sonra Merkez Hakem Kurulu yine çökecek zihniyeti taşındı. Ne yapalım dediler. Ben bunu anlatacağım olayı birebir hepsinden veya önemli bölümünden dinlediğim için çok rahat anlatıyorum. Böyle su gibi akmasının nedeni de, hoşgörünüze sığınarak söylüyorum, su gibi akmasının nedeni olarak kişilerle birebir yaptığım görüşmeler doğrultusunda söylüyorum. 2012 yılında Yıldırım Demirören seçildiği zaman kurmay heyet dedi ki, arkadaş ne yapalım? Ne yapalım dediler. İşte Ufuk Özerten örneğinden yola çıkarak yine hakem camiasından dışından birini getirelim ki bağımsız olsun, özgür olsun, tabii dürüstse diye. Hakikaten de tanıyabileceğim en dürüst insanlardan birini getirdiler. Kim? Zekeriya Alp. Zekeriya Alp hatta İstanbul'dan atladı, havaalanına doğru giderken, yanılmıyorsa Miami'ye giderken, hadi Zekeriya abinin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Zekeriya abinden de dinledim ben bunu. Diyorlar ki seni Merkez Hakem Kurulu Başkanı yaptık diyorlar. Mehmet Baykan'la Ufuk Özerten. O da diyor ki pardon, hayır diyor. Kabul etmiyor Zekeriya Alp, öyle birisi. Etmiyorum falan. Zorla kardeşim, senin Türk futbolunun sana ihtiyacı var. Hakemliğin sana ihtiyacı var ki Zekeriya abi hakem kökenli bir insan değil. Beşiktaş'ın ve Amirli futbol takımının efsane sol beklerinden ki dürüstlüğüyle çok önde yer alan değerli bir isim. Sonunda tatile gidiyor, geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanlık koltuğuna oturuyoruz. Hatta ekibinde Oğuz Sarban başta olmak üzere 9 kişiden oluşuyor zaten Merkez Hakem Kurulu. Şimdi bu düşünce nereden oluşuyor? Hakem kökenli insanların birbirlerini sürekli yıpratmış olmasından kaynaklanıyor. Atilla abi, araya girmek istiyorum. Tamam. Bir soru soracağım. Estağfurullah. Merak ettim. Estağfurullah. Peki bu hakemlik dışından gelen Ufuk Özerten ve
Zekeriya Alp hakem atamalarını kendileri mi yapıyor, yoksa onların getirdiği yine hakem kökenli Oğuz Sarvan veya işte bu MHK'de, gerçi Serdar Tatlı da eski hakem ama Metin Tokat gibi yine bu isimler yapmıyor mu atamaları? Ya Zekeriya Alp kendi mi karar veriyor mesela Süper Lig'deki maçlardaki atamalara? Şimdi şöyle, ilk başta yani sıfırdan da gelse Zekeriya Alp Zekeriya Alp'tir. Ufuk Özerten Ufuk Özerten'dir. Yani dışarıdan geldi derken kalkıp da Patagonya'dan gelmiyor. Hoşgörüne sığınarak söylüyorum sevgili Mert. Bunlar zaten hakem camiasının içinde, şey özür dilerim, futbolun içinde olan insanlar. Kimdi o zaman mesela Süper Lig'de? Misal diye söylüyorum. Yine Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Halis Özkaya, Hüseyin Göçek falan fıstık. Oturuluyor fikir jimnastiği. Deniyor ki mesela ekibi kim var? Sağ kolu kim? Oğuz Sarvan. Sol kolu kim? Ünsal Çimen. Diğerleri ha şu var. Merkez Hakem Kurulu her zaman 9 kişiden oluşuyor sevgili Mertel'e. 3 kişi kurmay heyet, beyin takımı. Diğer 6 kişi söylemeyeceğim ne olduğunu. Ne olduğunu derken yiyelim içelim ekibi derler camiada, tamam mı? Yani kimi şu bölgenin sorumlusu. Ha onlar da ne yapıyor? İkincilikte, üçüncülük maçlarını falan atıyor. Veya plaj futbol, kadın futbol. Onlardan sorumlu. Nihayet de 8 bölge bildiğim kadarıyla hakem camiası coğrafi açıdan da bölünmüş. Mesela diyelim ki Tekirdağ bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz, Karadeniz falan 8 bölgeye bölündü. Onların sorumluları var. Diyelim Karadeniz bölgesi Turgay Güdü. Misal diye söylüyorum. Hmm. Akdeniz bölgesi Kadir Tozlu. Bilmem ne bölgesi işte şu falan diye Murat Ilgaz falan. O anlamda söylüyorum. Şimdi ilk haftalarda elbette ki fikir jimnastiği olur. Yani Ufuk Özerten oturur tabii. Ufuk Özerten şimdi benim saydığım isimleri son derece iyi bilir doğal olarak. Yani çünkü zaten futbol, bak hakem camiasının içinden gelme değil ama futbolun içindeki insanlar bu. Ha tabii ki uzak kalmış olabilirler. Bir detaylı, ben şu an 25 hakemin 24 dünü değil 25'ini de sayarım. Ne zaman hangi hatayı yaptılar, nereden geldiler, nereye gittiler, şu oldu bu Atilla oldu. Abi ama tek başınıza karar vermiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Çünkü her zaman hani başkan eleştiriliyor ama yanındaki isimlerin de kellesini istiyor kulüp başkanları. Çünkü o yanındaki isimler illaki hakem camiasında oluyor. Yine çözüm olmuyor aslında hakem camiası dışından birini başkan yapmak. Tabii tek başına da vermemesi gerekir. Niye? Akıl akıldan üstündür. Veya hata yapılmaması gerekir. 1000 tane kıstas vardır. Veya hakemleri atarken, belirlerken çok şeye dikkat etmek gerekir. İlk yarıdaki maçı da bu mu yönetti? Veya Fenerbahçe'nin önceki hafta maçında da bu var mıydı? Veya VAR'da görev yaptı mı? Veya bu hakem Konya maçına verdik ama annesi Konya'da mı oturuyordu? Bak gülme. Veya askerliği orada mı yaptı? Veya eşi orada mı yetişti? Bin türlü çapraz olaylar bilmem ne, bunlara da dikkat etmek gerekir. Hele günümüz Türkiye'sinde benim dediğim olay 20 yıl 30 yıl önce bile geçerliydi. Yoksa çocukluğunu ilk öğretimini orada mı yaptı falan diye insanlar acayip şekilde eleştirdikleri için eğri ya da doğru bu tür olaylara dikkat etmek gerekir. Zaten hakem atamalarını özellikle Süper Lig ve Birinci Ligi 3 kişi belirliyor kardeşim. Ta bir hafta önceye kadar oraya, o konuya da değineceğim. 3 kişi belirliyor Süper Lig ile Birinci Ligi genel olarak. O konudan önce de reklama gidelim. Haydi reklama gidelim. Sonra çünkü bayağı geçtik yine. Daha evet. Uzun konu anladığım tamam. Kadarıyla reklamdan hay sonra hay unutmayın hay. Sözünüzü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. ...13.41 saatlerimiz. Atilla abi sözünüz yarıda kalmıştı istiyorsanız. Evet, hakem atamalarını Süper Lig ve Birinci Lig'i kastediyorum. Tamamen Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve iki yardımcısı belirler. Daha önce kimdi? Yani bir yıl önceye kadar, altı ay önceye kadar. Oradan geleyim olaya. Serdar Tatlı, Metin Tokat, Erol Ersoy. Sonra Metin Tokat'ı tırnak içinde söylüyorum kellesi alındı. Kim aldı? Bazı kulüpler istedi. Serdar Tatlı da taviz verdi. Metin gitti. Sonra ne oldu? Erol Ersoy o ekibin içine zaten vardı. Mahmut Hoca, Mahmut Hoca'nın soyadını söyleyeceğim ben şimdi, Adanalı. O ekipte yer aldı. Fakat sonra iyice dağıldı. Erol Ersoy'un dernek seçimlerinden dolayı, bak bu anlatacağım çoğu insan Merkez Hakem Kurulu üyelerinin bir bölümü bile bilmeyebilir. Sonra Erol Ersoy da pasifize edildi. Serdar Tatlı son hafta maçlarını tek başına vermeye başladı. İşte tek başına da verirsen, ki ben bugüne kadar tüm yayınlarda ve de genel anlamda dostlarla yaptığım sohbette Serdar Tatlı anlamında hep olumlu konuştum ama çok yanlış hamleler yaptı. Tek adamcılık olmaz kardeşim. Sen Serdar Tatlı olarak, tek adam olarak hakem ataması yaparsan gidersin Alişan Salan'ı o maça atarsın. Olmaz. O maçın hakemi Alişan Salan değildi. O maçın hakemi Alişan Salan. Ben katılmıyorum bu arada. Atamaya çok itirazım yok. Çünkü, orada nedenini de söyleyeceğim. Birbirini söyleyelim. Bu tür maçlar Türkiye'de atmosferi en yüksek maçlardır. Yani atmosferi yüksek 5 maç varsa biri Fener Galatasaray, Galatasaray Fener. Öbürü de Trabzon Fener, devamını getir. Haliyle o tür maçlara otoritesi çok net, futbolcular tarafından otoritesi kabullenilmiş
isimlerden olması gerekir. Atilla abi, o zaman hakem yetişmez. İşte ben şunu söylüyorum. Yani siz hep deneyimli hakemi verirseniz, gençlere vermezseniz gençler, yani o hakemler futbolu bıraktığında gençler nasıl peki o zaman adapte olacak? Yani böyle böyle verilmez mi? Ali Şansalan bu sezon, bu maç öncesi Atilla abi, bir Trabzon, bir Fener, bir Galatasaray, bir Beşiktaş yönetti. Beşinci maçı da derbiydi. Yani hazırlandı Ali Şansalan. Yani o hafta atanan bir hakem değildi kesinlikle. Ben de diyorum ki Ali Şansalan yine derbiye verilsin. Ama Trabzon-Fener maçı derbi ötesi bir karşılaşma. Hafif hafif daha Ali Şansalan bak şu an gömüldü. Atilla abi, olacak ama bu. Yani Ali Şansalan iki senedir büyük takımların maçlarını da veriyor. Büyük maçları da verdi. Geçen sene de bir derbiye verildi. Tamam. Ligin ilk haftasıydı hatta. Bir önceki senenin ilk haftasında. Büyük maça verildi. Verilecek abi yani. Sürekli Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır'la bu hakemlik yürümez. Böyle vereceksin yani. Evet tabii, bunu ben ne olur yanlış anlama, ben bunu 30 yıldır savunuyorum. İşte senin dediğin gibi uygulansaydı gencecik hakemler yetişirdi. Fakat bu birden zorluk derecesi çok daha fazla yüksek bir maça atandı. Ben diyorum ki tabii Trabzon-Fener maçı derbi maçı ötesi bir karşılaşmadır. Zorluk derecesi daha az olan bir Beşiktaş-Galatasaray olur. Galatasaray, ama öyle bir Trabzon. Zorluk derecesi düşük olmuyor ki Atilla abi. Şimdi Beşiktaş-Galatasaray maçı düşük seviye. Şimdi Trabzon-Fenerbahçe. Şöyle olur. Tabii ki olur. Trabzon-Fener, Trabzon-Fener kırılma noktası olan maçlardan birisi. Hı. Dediğim gibi önemi, ne bileyim bugüne kadarki yaklaşımları, şuyu buyu iyi kötü izah etmeye de gerek yok. Çok ayrı atmosferde olan bir karşılaşma var. Bak iki tane taç atışını veya sarı kartı yanlış gör. Gömüldü kardeş. Gömüldü. Hı hı. FIFA kokartı olacak hakem olamaz. Olamayacak. Veya olamayacak demeyeyim. FIFA kokartı Ekim ayında belirleniyor. Yıl başında değişiyor. Normalde ben senden fazla isterim derken yanlış anlama. Ben sen anlamında söylemiyorum. Feci şekilde isterim. Ali Şansalan'ın önümüzdeki yıl FIFA kokartı taksın. 10 yıl hiç bırakmasın. Ama şu anda Ali Şansalan'ı Fenerbahçe camiası bir daha maçlarına istemez. Bak Cem Papila yıllar önce bir maç yönetti. 20 yıldır Türk hakeminin içine giremiyor. Maalesef sen daha doğrusu cümleyi şöyle kurayım. Sen doğruları söylüyorsun. Fakat Türk futbol yapısı çok farklı. Ali Şansalan gömüldü. Bak gitti. Bundan sonra sezon sonuna kadar maç alamaz. Özür dilerim. Ligin ilk yarısının sonuna kadar maç alamaz. Ligin ikinci yarısından itibaren de en iyi senaryoyu yazıyorum kardeş. Çok iyi senaryo. Babası Merkez Hakem Kurulu üyesi olsa en fazla Galatasaray-Konya Spor maçını yönetti. O kadar mı kötü yönetti sizce? Hayır, kötü yönetti demiyorum. Sadece Fenerbahçe'nin gayet tabii, çok algısından dolayı. Ya gayet tabii. Bu tür şeyler hassas olaylar. Yani birden en tepedeki maça ve kardeş bu maça Cüneyt'i, Fırat'ı veyahut Halil Umutmeler'i verseydin, tamam mı? Daha sonra yine sen yarınlarda üstüne basarak söylüyorum. Normal şartlar altında Ali Şansalan Cüneyt'i de geçebilecek. Hadi Cüneyt'i de Fırat'ı da demeyeyim de biraz abartarak söyleyeyim. Onların önüne yarınlarda geçebilecek kapasitede. Çok iyi kumaş bir kere. İnanılmaz derecede iyi kumaş. Ama belli bir saatten sonra bak bu tür maçlara genç hakem verildiği zaman ne oluyor biliyor musun? Genç hakem. Hakemler daha birinci dakika hakem atamasına bakıyor veya yöneticiler veya teknik adam. Kim bu? Atilla Türk'e. Lan bu daha genç. Biz bunu ikinci dakikada bir adam markajını alalım. Peki Cüneyt Çakır bu yollara nasıl geldi Atilla abi? İşte, genç yaşında mesela derbi hiç mi verilmedi Cüneyt Çakır'a da? Bir anda mı böyle oldu sizce? Ama bak ben anlatamıyorum. Cüneyt Çakır da tabii ki. Cüneyt Çakır 24 yaşında Süper Lig'de düdük çaldı. 24 yaşında. Ama Ali Şansalan 33 şu anda. Evet, evet 24 ki Cüneyt'in avantajları veya destek olayı çok farklı. Ama sen bir kiloyu bir halterciye birden 350 kilo yüklersen çöker. Sen onu 60, 70, 80, 90, 100 yeri gelir inanırsın 200'e çıkartırsın. Ama inanılmaz bir yükleme oldu. Bak ama zaten biz bunu maçtan önce konuşsaydık eyvallah. Bak şu anda Ali Şansalan'ın durumunu sen değerlendir bana. Verebilecek mi Merkez Hakem Kurulu yarınlarda Trabzon'un maçına? Verebilecek mi Fenerbahçe'nin maçına? Sen olsan verir misin? Veririm dersin ama. Yok vermeyebilir ama diğer maçlara verebilir. Sizin dediğiniz gibi illa devre arasına kadar kızağa çekilmesini gerektirecek bir performans düşüklüğü olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle elbette ki ben özellikle büyük takımlardan herhangi birinin maçına verilmez dedim. Yoksa tabii ki burası şey. Yani bu hafta verilmeli. Ali Şansalan öyle ben bak tekrarlıyorum. Ali Şansalan öyle berbat bir maçla yönetmedi. Hata ne oldu? Demin onu söyledim. Otoritesi şöyle futbolcular maçtan önce bakarlar. Bu derler genç hakem. Biz bunun yanına iki kere gidelim. Hoca görmedin mi? Açık ofsayttı veya penaltıydı falan. Hakimin kafasını dağıtmaya çalışırlar kardeşim. Hakim dikkat et. Trabzonspor futbolcularının göstermesi gereken kartları gösteremedi. Hı. Niye? Kafa gitti. Dağıldı. O konsantrasyonunu devam ettiremedi. Sen bunu Fırat'a yediremezsin futbolcu olarak. Cüneyt'e hiç yediremezsin. Halil Umutmeler zaten Avrupa normlarda çok önemli bir hakem. Hatta yarınlarda Zorbay Küçü'ye de yediremezsin. Şuna da yediremezsin. Zorbay'ı falan biraz abarttım. Ama özellikle Fırat'a hiç yediremezsin. Cüneyt'e de yediremezsin. Halil de. Ama işte
Ali çok iyi götürdüğü maçı ilerleyen bölümlerde kafa gitti. Önündeki neydi o? Navayke miydi? Vakayeme. Vakayeme'yi gösteremedi. Yok işte öbür orta sahadaki o golcüye gösteremedi sarı kartı. Veya kaleci oradan oraya geldi. Orta sahaya kadar. Kafa durdu çünkü. Belli bir saatten sonra durdu. Yoksa ben üstüne basarak söylüyorum. Ali Şansalan yarınlardı. Daha doğrusu şöyle. Ali Şansalan kumaş olarak Türkiye'nin en önemli kumaşlarından biriydi. Ama biz o kumaşı yanlış bir makas attık. Yanlış zamanda bir dokunduk. Yoksa ben üstüne basarak söylüyorum. Son derece kötü yönetmedi. Bir, kritik kararların tamamına yakını doğruydu. 2. Fiziğiydi, bilgisiydi, kültürüydü, yakışıyor. 3. Yarınlarda çok yol olacaktı. 4. Yani biz biraz ona yükü fazla bindirdik anlamında söylüyorum. Ya bırak o maça dediğim gibi Cüneyt'i Fırat'ı verseydik Ali'nin önü daha da açılacaktı. Yönetmediği halde önü açılacaktı anlamında söylüyorum. Anlaşamadık. Anlaşamadı. Ben hala. Olsun. Ya ne güzel işte. Zaten anlaşsak bu programı sen tek başına yapardın. Veya ben tek başıma. Hoş sen olmadan ben bu programı yapamam ama tek başıma ben yapardım. Anlaşmamamız gayet güzel. Önemli olan da bu anlamında söylüyorum. Bir mesajı hep bak tam okuyacağım araya laf giriyor. Tamam. Sevgili Yusuf Karaman benim için çok önemli bir dost, hukukçu. Güzel bir mesaj yollamış. Hoşgörüsüne sığınarak söylüyor. Nefes sesini duymak çok güzel diyor. Teşekkür ederim güzel hocam. Bu arada mesajlar da yağıyor. Yusuf Hoca ile de sonra telefonla zaten görüşürüz. Buradan selamlarımı iletiyorum. Tabii çok sayıda mesajlar da geliyor. Mesela ismi Nedim Küçük diyor ki sevgili Atilla Türker, Nedim Küçük benim Fenerbahçe'de Ali Koç olmasaydı şu an kulübü kayyumun idare edeceğini kimse bilmiyor mu anlamıyor mu? Aziz Yıldırım'ın bıraktığı tahribatın izlerini silmek için 3-5 yıl yetmez. Ali Koç şu an olmasaydı Bankalar Birliği'nin şartları yekten kabul etseydi mevcut neyse bundan sonrası biraz uzun. Bugün Ahmet Ağol'u duydunuz mu Atilla abi? Nedir? Ahmet Ağol işte yine Nihat Özdemir gibi bir organizasyonda açıklamalarda bulundu. Kulüplerin borçlarının bir kez daha yeniden yapılandırılması gerekiyor ifadesi sosyal medyaya düştü Ahmet Ağol'un ağzından. Daha yeni bir yeniden yapılandırma vardı. Gelirlerimiz %70-80 azalmış durumda diyor. Bir yapılandırma daha istiyorlar. Ama kendileri de yaz döneminde maşallah çok iyi transferler de yapmaya devam ediyorlar. Evet, Marek Hamşikler, Jervinho'lar, Cornelius'lar. Yani bu kadar geliriniz azaldıysa siz ayağınızı yorganınıza göre uzatmamışsınız demektir. Bir de üstüne hala bir yapılandırma daha istiyorlar. Vallahi bu kulüp başkanlarını bir ifade var ama onu kullanamam maalesef. Anlamıyorum. Siz anladınız. Ben anladım. Ben anladım. Ama gerçekten anlamıyorum. Şimdi, olacak işte. Hepsi yani. Hepsi Ahmet Ağol'u burada sadece bugün o konuştu diye. Yoksa diğerleri de ondan farklı değil. Peki kulüp. Şimdi sevgili Fırat Sopoğlu, ilginç olanları okuyorum biraz da dikkat etmeye çalışıyorum anlamında söylüyorum. Fırat Sopoğlu diyor ki, abi bu Fenerbahçe taraftarının psikolojisi ne olacak? İki maç alıyoruz, şampiyon gibiyiz, bir maç kaybediyoruz, her şey tepetaklak. Büyük camia diyelim. Evet, çok enteresan. Şu an Galatasaray'ın önünde Fenerbahçe puan tablosunda ama evet. Yangın yeri olan yer Fenerbahçe, Galatasaray değil. Evet. Bunda tabii öz eleştiri yapmaları lazım. Sevgili kardeşim Mustafa Arıkan demiş ki Atilla abi selam. Bir gün randevu verirsen evine gelip senden istifade etmek isteriz. Yemek, sohbet. Eyvallah her zaman beklerim. Telefon nasıl olsa 24 saat açık bende. Federasyon başkanlığı seçimlerine biraz girelim mi? Tamam Atilla abi son 5-6 dakika. Öyle mi? Son 5-6 dakika. Malumunuz spor sadece futbol değildir. Yani futbolun dışında da Türkiye'de branşlar var. 65 branş. Spor teşkilatından herhangi birine sorsak Türk sporunda kaç federasyon var desek bak iddia ediyorum 5 kişiye soralım. 5'inden biri 63 der, 66 der. Çünkü sürekli federasyonlar artıyor. En az 10-15 federasyon ne federasyon olduğunu bilinmiyor. Öyle ilginç federasyonlar var ki. Yani tabii bunu da biraz tevatür şeklinde espri anlamında söylüyorum. Şimdi dün ne seçimi yapıldı? Voleybol. Akif Üstündağ. Okçuluk yapıldı. Sevgili Abdullah Topaloğlu. Abdullah Topaloğlu bak şimdi aklıma geldi. Bizim Meta Gazoz olimpiyat şampiyonu olduğu gün sevgili Abdullah Topaloğlu eski spor Toto Teşkilat genel müdürüydü. Benim de iyi dostumdur Ankara'dan. Mete olimpiyat şampiyonu olduğu gün Abdullah Topaloğlu'nun eşi vefat etti. Çok büyük. Bu tekrar Allah rahmet eylesin. Dün tekrar seçildi Abdullah Topaloğlu ki seçilmesi normaldir. Yani olimpiyatlarda tarih yazdık biz her bakımdan. Keza voleybolda da Akif Üstündağ ki çok sporcu ruhlu, gerçek bir sporcu olan, hayatını spora adamış bir insandır. Türk Telekom'da falan yöneticilik yapmıştı. O da koltuğa oturdu. Ben lafı şuraya getireceğim kardeşim. Şimdi iyi tarafları söyledim sonra kötü tarafları. Şimdi 65 federasyon var. Saymadım. Önceden daha fazla ilgilenirdim. Halen de mesajlar geliyor.
işte şu federasyon, bu federasyon bilgiler, belgeler de geliyor. Yarınlarda olaya girebilir mi, girer mi, girer miyim bilmiyorum. Yani haber değeri varsa girerim anlamında söylüyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. 65 federasyon var. En az saymak gerekir, bakmak lazım. En az 50 federasyon başkanı tekrar aday oldu kardeşim. En az 50'si. Bu 50'sinin en az 45'i yine seçilir mi? Seçilir. İyi de kardeşim, Türk Spor yerlerde sürünüyor. Bazılarının var ya değil aday olması, teşkilatın içine girmemesi lazım. Ama bu işlerde ahbap çavuş nasıl biliyor musun? Feci. Ben burada yine herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Yıllar önce bir olay oldu. Daha doğrusu geçen yıl falan anlattım. Bizim Halil Mutlu. Halil Mutlu 3 olimpiyat, 5 dünya, 10 Avrupa şampiyonu olan dünya basket diyorum, özür dilerim. Halte. Sinirlenince ben bazen böyle hem teklerim hem şey olur. Dünyanın en önemli sporcularından birisi. Halil'in bizzat bana anlattığını anlatıyorum ve de köşe yazısı olarak da yazdım. Nedir olay? İşte tahmini söylüyorum, 12 yıl önce falan. Yine ki federasyon seçimleri, futbolun dışında kalır kastediyorum. 4 yılda bir yap. Her olimpiyatın sonrası. Ama bu yıl, bu son olimpiyat koronadan dolayı sarktığı için seçimlerde kanun gereği yine bugünlerde yapılıyor. İşte dün başladı. Şimdi Halil Mutlu ve Naim Süleymanoğlu bundan işte 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl her neyse Halter Federasyonu'na seçime giriyorlar. Tabii tüm federasyonlarda şunu belirteyim. Kanun gereği veya mevzuat gereği diyeyim en azından, yönetmelik ya da kanun, iyi bakmam lazım. 200 ile 300 arasıdır delege sayısı. Yani federasyonun yapısına göre değişir anlamında söylüyorum. Diyelim ki 250. Kongrede yerlerini alıyorlar. Kongrede işte kenarda Halil Mutlu'yla Naim Süleymanoğlu ayakta bekliyorlar. Yani benim de boyum kısadır. Halil'in benden kısa, Naim'in benden kısa anlamında söylüyorum. Kenarda duruyorlar. Bunu niye söylüyorum? Yani zaten çok tanınan, bilinen, dünya tanıyor ya. Bugün Nikaragua'ya gitsen yolda Naim yaşasaydı eğer herkes tanırdı. Halil de iyi kötü tüm spor camiası tanır. Neyse. Salonda, kongrenin seçimin yapılacağı salonda Naim'le Halil'de iyi kötü aday ya da değil hiç fark etmez. Kenarda dururlarken oradaki delegelerden, o 250 delegenin içinden 5-6 kişi bunları görüyor. Biri bunlara bakıyorlar, tanıyamıyorlar. Biri diğerine diyor ki, ya diyorlar şu iki tane kısa boylu çocuğu herifi bir yerden tanıyoruz ama nereden? Ve bu insanlar Türk halterine yön verdiler. Şu anda Türk halteri yerlerde sürünüyor. Yerlerde sürünüyor, yerlerde sürünüyor. Bu yerlerde sürünmesine de çanak tutan insanlar Türk Spor Teşkilatı'nın en kritik yerlerinde oturuyorlar. Seni işaret etsinler, seni kazanırsın. Beni işaret etsinler, beni kazanırız. Şu anda 4 tane de aday varmış. Çünkü hayat bu insanlara güzel kardeşim. Dünyayı 30 kere dolanıyorlar. Koltuk, duş, ahbap çavuş ilişkileriydi, şuydu, buydu. Seni gel milli yapalım, gel sana maaş bağlayalım, gel sana malzeme verelim, gel. Türk Spor yerlerde sürükleniyor kardeş. 2 tane altın madalya aldık. Diğer geri kalan 40 küsür branşta ne olacak? İstanbul'un dışına, pardon, ne, Tekirdağ'ın dışına çıkamıyoruz. Çıkamadık. Utanmadan tekrar adaylığını nasıl koyar bazı insanlar ya? Bu kadar mı ahbap çavuş ilişkileri olur kardeşim? Haydi bu insanlar adaylığını koydu. O insanlara nasıl oy verirsiniz siz? Haydi o insanlar oy verdi. Siz spor teşkilatının başı olarak nasıl işaret edersiniz? Bu adama oy vereceksiniz diye. Şu anda kimi işaret etseler onlar kazanır. Çünkü spor teşkilatında belli bir oy şeyi var. Kontenjanı var. %10. %10 hikaye. Kimi işaret ederlerse Türk sporunda, federasyonlarda o kazanıyor kardeşim. Niye? Misal demin dediğim gibi delegeler koskoca Halil Mutlu'yu, koskoca Naim Süleymanoğlu'nu tanımıyor ya. Spor teşkilatında, federasyonlarda kastediyorum. Bu zaten şey, bir örnek. Halter. Diğerleri çok farklı değil. İki günde bir tane kulüp kuruyorsun. Oraya işte bilmem ne yapıyorsun. Al sana 4 tane delege. Oradan 5 tane delege. Oradan da spor teşkilatı işaret ediyor. Bir anda 250 oyun. Zaten bir baraj olayı var. Kanuna aykırı bir olay. %15 imza toplama olayı var, tamam mı? Bu Danıştay tarafından iptal edildi. Kanun ya bu ya. Danıştay dedi ki kardeşim, spor teşkilatının bu yönetmeliği, mevzuatta kavram kargaşası yapmayayım, basit anlamda söylüyorum, kanuna aykırıdır denildi. Yıllar önce denildi. 10 yıl önce denildi. %15 imza toplanması gerekiyor şu anda. Mesela 300 delege mi var kardeşim? %15 nedir? 45. Senin federasyon başkanlığı seçimine aday olabilmek için 45 oy toplaman lazım en azından. Fakat ne oluyor biliyor musun? Engeller çıkartılıyor falan. Başvuruda bulunuldu. Danıştay bu kanunun kaldırılması gerekir veya bu yönetmeliğin kaldırılması gerekir. Fakat 10 yıl Danıştay'ın kararı dinlenmiyor bu ülkede ya. Veyahut da belli bir para yatırmak gerekiyor aday olabilmek için. O da kanuna aykırı. Onu da dinleyen yok. Türkiye'de tamamen bu seçimler,
federasyon seçimleri ahbap çavuş usulü. İstediğin kadar rezil ol. İstediğin kadar milli takım yerlerde sürünsün. Herhangi bir branş olarak söylüyorum. İstediğin kadar işi bilmeyen insanlar federasyon yönetiminde olsun, tekrar seçiliyorlar. Üstüne basarak söylüyorum. Şu anda 65 federasyon var. En az 50'si. Yanlışım varsa gerekli insanlar veya ben de bakarım düzeltirim. 40'ı 45'i tekrar aday. Ve hepsi tamamına yakına kazanacak. Bu nasıl bir dünya kardeş? Kimse öz eleştiri yapmıyor mu? Kimse eleştiri yapmıyor mu? Bu Türk spor bu kadar başı bozuk mu ya? Türk spor bu kadar başı bozuk mu ya? Biraz bozuk diyelim. Değil diyelim. Bozuk ama yani bozuk. Bozuk. O yüzden bozuk. Bitirelim. İşte ondan sonra derler ki ya Futbol Federasyonu Başkanı nasıl böyle seçiliyor? Futbol Federasyonu Başkanı arkadaş seçilmiyor. İşaret ediliyor son 10 yılda. Ondan önce nasıl seçiliyordu? Ondan önce de şöyle 300 delege var. Kanun gereği yine futbolda da 301-302 değişiyor. İşte belli kulüpler birini işaret ediyor. O doğrultuda disiplin kurumu, takip kurumu kendi adamlarını, kendi avukatlarını yerleştiriyorlar oraya. İstedikleri cezayı çıkarttırıyorlar falan. Diğer federasyonlarda da işte 300 delege var. İstedikleri yoldan geçeni yeter ki tanıdık olsun, yeter ki kart vizit olsun, yeter ki kendi dünya görüşlerine yakın olsun. O şekilde o federasyon başkanı belirleniyor. Sonra ne oluyor? Yok ne yazan var, ne hesap soran var, ne bir şey var. Sonra niye olimpiyatta biz sadece şurada güreşle kazandık. Artık güreşle de kazanamıyoruz da. Niye sadece? İşte bu sefer de metagazoz, jimnastikçiler, yüzücüler, yüzme veya belli birkaç sporcu. Boks. Şimdi boksun da arkasına sığınırız. Bir 20 yıl böyle gider abiciğim. Ha helal hoş olsun. Olimpiyat altını aldık. Boru değil. Ama söylemek istediğim 3 tane. Ya arkadaş 40 tane branşın olduğu, 30 küsur branşın olduğu yerde biz hala 2 branş daha oynuyoruz. Ya, olimpiyat tarihimizde biz sadece ve sadece yanılgım varsa şimdiden özür dilerim. 6 branşta işte atletizm, boks, halter, güreş falan. Tekvando, judo falan aldık. Eksiğimiz varsa özür dilerim. İşte okçuluğu saydık ilave olarak. Jimnastik 3.'ümüz var. Yüzme de var mı? Neyse varsa da atlıyorum. Velhasıl geri kalan 30 küsur federasyonda adımız, sanımız, şuyumuz, buyumuz yok. Jimnastik nasıl başardı kardeşim? Suat Çelen 9 yaşındayken ben onunla röportaj yaptığımı hatırlıyorum. Helal olsun Suat Çelen gibilere. Niye? O çocuk Balkan şampiyonuydu veya kendine özgü şeyleri vardı jimnastiğe, literatürüne girecek büyük başarılara imza attı. Aferin, helali hoş olsun herif ya. Tırnaklarıyla kazıya kazıya, bilgisi, kültürüyle. Bak koskoca jimnastikte biz neler yapabiliyoruz ki? Jimnastik çok özel, çok farklı, çok değerli bir spor. Biz sadece kuvvete dayalı branşlarda bugüne kadar başarılara imza atmıştık. Nedir bu? Ha sakın yanlış anlamış mı? Tabii ki onlar çok önemli. Güreşi, boks, şuydu buydu. İyi de kardeşim, biz niye havuzda boğulduk daha düne kadar? Veya geçmiş yıllarda veya diğer branşlarda kısa mesafelerde veya şunlarda bunlarda yani niye dünyanın bu kadar gerisindeyiz biz? Yani haritada yerini bulamayacağımız ülkeler olimpiyatlarda bize 8 fark atarken biz hala o benim siyasi görüşüme yakın, o benim bilmem nereden okul arkadaşım, o bilmem ne işaret ediyor, telefon ediyor. Bakalım Basketbol Federasyonu ne olacak, öbürleri ne olacak? Merakla bekliyorum abi. Başarısız insanların önü mutlaka kesilmelidir, engellenmelidir. Onlar utanmıyorsa bile birileri onların önünü kesmelidir kardeşim. Atilla abi yine son bölümü. Halbuki bu konu o kadar yoktu. Yani en azından bugünkü programda yoktu. Daha dur bu konuyu çok konuşacağız. Evet. Bitirdik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aynı saatte görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın. Atilla Tuğçay'la Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.